Ramazan nerede kaldı? Bir işi de düzgün yapsın artık, geç kalacağız. Hira. Bey. Kira dedim. Ben burada misafirim. Kabak ödemedi mi? Kabak! Ha buyur Eren. Başlarım ulan senin Eren'inden. Nerede kira? Ramazan. O misafirmiş. Ne misafiri? Bir yıl oldu burada pinekliyor, oturur. Ayıp oluyor ha. Ver ulan paramı. Yok, olsa verirdik. Ulan deyus. Ulan... Cin olduğunla adam mı çarpıyorsun? Madem paran yok, çık ulan evimden. Tamam be, uzatma Allah Allah. Mahkemeye bekliyoruz. O zaman para alacağız, öderiz kiranı. Hep aynı terane. Pakize. Kira. Ne kirası be? Sen benim kaç haftadır para almadığımı bilmiyor musun? Git o patron olacak kızından iste kirayı. Kiraymış. Aferin kız. Hilali Ahmer miyim ben be? He? Hilali Ahmer miyim ben? He? Ben Hilali Ahmer miyim? Ben nasıl geçineceğim? Kız, nereye böyle acele acele? Hayrola? Nereye olacak? Fabrikaya. Sen nereye sabah sabah Ramazan? Hayırdır? Yoksa iş mi buldun? Ya yok be kızım. Kabristan'a gidiyoruz teyzemlerle. Dayımın seneyi devresi ya ona. Sana ne diyeceğim? Ben şehirden ev bakıyorum. Yarın nikah kıydıktan sonra artık şehirde oturacak ha. Ne diyorsun? Sen bu gidişle o nikahı anca rüyanda görürsün. Daha şu tenekelere bile kira ödeyemezken hangi parayla ev bakıyorsun Ramazan? Dalga mı geçiyorsun benden? Ev bakıyormuş. Ya kızım, mahkemeyi kazanınca zaten biz... Ya kazanamazsan? Ya hakkını alamazsan Güllü'den? O vakit evlenmeyecek miyiz Ramazan? Ya Allah korusun, sen niye öyle konuşuyorsun Pakize ya? Ya sen benim helalimsin, sen benim kaderimsin. Sen içini ferah tut. O topraklar bana anamdan kaldı, anamdan. Rahat ol sen. İyi, tamam. Geç kalıyorum. Akşama görüşürüz. Zaten görmezsem yaşayamam ha. Hatırasını almak üzere toplandığımız iyi eş, örnek arkadaş, çalışkan ve başarılı müteşebbüs. Ada sadece Adana için değil, tüm Türk milleti için büyük hizmetler yapmış. Muzaffer Dinç Aslan için El Fatiha. Muzaffer, sana oğlunu getirdim bak. Keşke sana ne kadar benzediğini görebilseydin. Senin gibi boylu poslu yakışıklı olacak belli. Öyle güçlü ki parmaklarım sıktımı bırakmıyor. Ama asıl aynı huyu sen. Bazen bana öyle bakıyor ki sen bakıyorsun sanıyorum. Nur içinde yatsın. Allah taksiratını affetsin. Yemin ediyorum var ya, aynı Muzaffer daima benziyor ha. Allah sonunu benzetmesin. Hadi gidelim. Gel. Abimin mezarı başında bile şu kadarcık nezaket gösteremiyorsun değil mi? Abimden kalan son yadigarla arama giremezsin. Ben onun halasıyım. Onu istediğim zaman görebilmeliyim. Muzaffer seni reddetmişti halde. Sen onun halası falan değilsin. Kim olduğumu senden öğrenecek değilim ben.
Güllü, tafraların yakında bitecek biliyorsun değil mi? Bizden haksız yere aldığın her şeyi senden geri alacağız. Bunu Ramazan, bil. Yeter. Bunun için gelmedik buraya. Tövbe estağfurullah. Haftalıklar bugün ödenir mi acaba? Ne bileyim. Müdür denen bostan korkuluğunun bir laf ettiği yok ki. Bugün yarın deyip oyalayıp duruyor. Serap Hanım hiç gelmiyor mu fabrikaya? Uğradığı falan yok buralara. Şu uğursuzu dikti başımıza. Sen hiç gördün mü hanımı? Gördüm tabii. Nasıl biri? Bir zamanlar o da burada işçiymiş diyorlar. Esah mı? Esah ya. Sonra Muzaffer Bey'le evlenip hanımı olmuş diyorlar. Öyle. Hanım oldu. Şimdi koskoca çiftlik, fabrika hepsi onunmuş. Elini sıcak sudan soğuk suya gomazmış. Öyle mi Fatih abla? Müdür Bey. Baksana bir buraya. Haftalıklar bugün ödenecek mi? Hayır. Bankada bir sorun çıktı. Yarın inşallah. O yarın hiç gelmiyor müdür bey. Haftalardır aynı laf. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Yetti artık. Maaşlar ödenecek. Koskoca Dinç Aslan fabrikasından kimin alacağı kalmış bugüne kadar? Yalnız sen böyle davranmaya devam edersen hiçbir şey alamazsın. Senin yerinde olmak için kapıda kaç kişi sürünüyor? Haberin var mı? Ben hakkım olanı soruyorum. Fabrika 3 gün sıkıştı diye hemen atmaca gibi saldırıyorsun. Bu ne nankörlük? Hadi dönün işinize. Muzaffer yaşasaydı da Halide'nin bu hallerini görseydi. Hayatta ne oldum demeyeceksin azizim. Halide kanaatimce hata üstüne hata yapıyor. Böyle bir ortamda bu şekilde davranması hiç tasvip edilecek bir şey değildi. Halide varlıklı biri olarak büyüdü Orhan. Şimdi bu hallere düşmesi, hırçınlaşması tabii değil mi? Sonuçta bir tercih yapmış. Abisine karşı çıkıp sevdiği adamla evlenmeyi tercih etmiş. Bunu yaparken de bütün mirastan mahrum edileceğini hesap etmiş olmalıydı, öyle değil mi? Yine de babadan kalan miras hakkını yasal yönden istemesi en tabii hakkı. Bak şimdi paşa zaten, topraklar bölündü mü Dinç Arslan ailesinin bütün gücü dağılır. Sanırım Muzaffer'in tüm çabası bunun üzerine kuruluydu. Bence Serap Hanım Muzaffer Bey'in izinden gidiyor. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.